Panoramanın Hepsi Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 1 Ağustos 2019'dan sonra yurt dışı borçlanma kanunu dediğimiz 3201 sayılı kanunda yapılan değişikliğin anayasaya aykırı olup olmadığını, bununla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı sizinle paylaşacağım, yorumlamaya çalışacağım. Videomuz başlıyor. 2019 yılının Temmuz ayında hemen meclise verilip, ki o zaman gurbetçilerimizin çoğu da Türkiye'de izindeydi, tatildeydi, imkanları da olmadı hemen başvurmaya, kanun yürürlüğe girmeden önce 31 Temmuz 2019'a kadar geçerli olan bir daha önceki kanunlardan faydalanma, yani SSK emekliliğinden faydalanma veya daha az ücretle, bedelle borçlanma yapma haklarını kaybettiler. Çünkü bu kanun değişikliğiyle 1 Ağustos 2019'dan sonra yurt dışı sürelerimizi borçlanmak istediğimizde hem Türkiye'dekilere göre, oradakilerin borçlanmalarına göre yaklaşık 1.42 daha pahalı olarak, günlük olarak söylüyorum, bir bedelle borçlanma yapma durumu söz konusu oldu ve sadece eğer yurt dışı sürelerimi borçlanacağım diyorsanız Bağkur'dan yapmanız gerekiyordu. Aynı zamanda da borçlandığımız bu süreler son tarihten geriye alındığı için ve emekli aylığının hesabında da bu süreler emekli aylığını düşürdüğü için bu sürelere de mahkum edildi. Yani kısacası şöyle söyleyeyim, Bağkur'a mahkum edildik ve aynı zamanda da çok pahalıya borçlanmamız gerekiyordu ve alacağımız maaş da düşürüldü. Yani böyle bir düzenleme vardı. İşte bu düzenlemelerin anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 131 milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne bu kanundaki düzenlemelerin iptali için dava açtılar. Peki bu dava sonucunda ne oldu? 2019 yılında 2019'a 94 esas sayılı dosyayı görüştü Anayasa Mahkemesi. 24 Mart 2022 tarihinde 2022'ye 32 sayılı kararıyla da kararını verdi ve bu Anayasa Mahkemesi kararı da 8 Temmuz 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanmış oldu. Biliyorsunuz ki Anayasa Mahkemesi en üst mahkememizdir. Verdiği kararlar kesindir. Bundan dolayı bundan sonra gidebileceğiniz tek yer uluslararası mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Eğer insan haklarına, temel insan haklarına aykırılık teşkil ediyorsa. Ben bu mahkeme kararını yorumlamadan önce hemen şunu söyleyeyim. Bir türlü anlayamıyorum ben Türkiye'deki bu yorumlama konusu. Hem kanun koyucu, yani siyasi iradenin, hem de mahkemelerin yorumlarında gerçekten de çelişkiler söz konusu. Nasıl? Bu yurt dışındaki yaşayan insanlarla Türkiye'deki insanlar eşit haklara mı sahip değil mi? Eşit statüde mi değil mi? Mahkeme bazen bunlara hayır, bunlar eşit statüde değildir, haklarından yararlanamaz diyebiliyor. Mesela 98'de verdiği Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı, ki 2003 yılında da resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yurt dışı borçlanma suretiyle Türkiye'den emekli olanların yurt dışında çalışma yasağıyla ilgili olarak 3201 sayılı kanunun 6. maddesinin B fıkrasının anayasaya aykırı olmadığını, çünkü iki tarafında, yani hem Türkiye'deki bulunanlarla yurt dışında bulunanların ayrı hukuki statüde olduklarından bunların eşitlik ilkesine tabi olmadığını, bunlar arasında ayrık düzenleme yapmanın eşitlik ilkesine aykırı olmayacağına karar veriyordu. Ama diğer konulara geldiğimiz zaman, örneğin yine 3201 sayılı kanunda 2008 yılında yapılan değişiklikle, daha önce biliyorsunuz 2008'den önceki borçlanmalarda dolar bazında yapılıyordu ve bunun içinde bir ödeme süresi yoktu. Dediler ki o zaman kanun koyucu siyasi irade dedi ki ya bu yurt dışındakilerle Türkiye'dekiler arasında bir eşitsizlik var, dengesizlik var. Biz bunları eşitleyelim dedi. Türkiye'deki askerlik doğum borçlanması gibi borçlanmaları işte prime esas kazancın %32'sini yatırarak bedel başvuru tarihindeki onunla borçlanıyorlar. E bunu yurt dışındakiler için de yapalım. Bir 3 aylık süre verelim. Öbürleri için 1 aylık bir süre var ödeme için. Bunlar için 3 aylık bir süre verelim. Böylelikle ikisi de aynı bedeli yatırsın. Bir eşitlik sağlayalım dedi. Şimdi baktığınız zaman Anayasa Mahkemesi
burada bir eşitlik söz konusu değildir, ayrık düzenleme yapılabilir diyor. Kanun koyucu eşitlik yapayım diyor. Aynı şey askerlik konusunda. Mesela yurt dışında bulunan dövizli askerlik miktarı biliyorsunuz 1000 euroya düşürülmüştü. Daha sonradan 2000 euroya çıkarıldı. Daha sonradan da eşitlik sağlansın diye hem Türkiye'dekiler hem yurt dışındakiler aynı miktarı ödesin diye yine eşitliği sağlama açısından ne yapıldı? Kanun değiştirildi. 26 Haziran 2019'dan itibaren artık biz Türkiye'dekiler için belirlenen bedelli askerliğinin işte ödeyeceğimiz gündeki döviz miktarına bölünmesiyle birlikte bunu ödüyoruz. Yani eşit ödüyoruz. Türkiye'deki bedelli askerliğe ne kadar ödüyorsa yurt dışındaki de dövizli askerliğe o kadar ödüyor. Yani bir eşitlik söz konusu. Bunu eşitliği sağlamaya çalışıyor. Bizi burada eşit görüyorlar. Türkiye'dekiler, yurt dışındakiler. Ama bazı uygulamalara gelince ki bu yurt dışı borçlanma kanundaki bu 2019'daki değişiklikte bakın Anayasa Mahkemesi ne diyor? Birincisi prime esas kazancın %32'sini öderken biz şimdi %45'ini ödüyoruz. Yani Türkiye'dekine göre 1.42 daha fazlasını ödemiş oluyoruz. Peki Anayasa Mahkemesi buna karşı ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin bakışı genelde Türkiye'deki insanların bakışı gibi bu yurt dışı borçlanma konusuna. Ya kardeşim diyor, yani böyle anlatayım size. Ya kardeşim diyor, sana devletin verdiği bir imkan bu. Yurt dışında bulunuyorsun. Yurt dışında bulunurken Türkiye'de çalışamıyorsun, gelince burada sosyal güvenliğini değerlendir diye veriyor. Burada devlet sana ne veriyorsa onu alacaksın, itiraz etmeyeceksin. Bu anayasaya aykırı falan olmaz gibi bir tavır içerisinde. Aynı şey ki ben bir yurt dışı servisinin şefinden de bunu duymuştum. Ya siz vatan haini misiniz? Biz burada tek emekli oluyoruz. Siz yurt dışından ikinci defa emeklilik hakkı elde ediyorsun. Bu uygun değil deyip. Yani bir böyle bir bakış açısı var ki Anayasa Mahkemesi'nin bu kararında da ben bunu görüyorum. Evet, karara saygı duyacağız. Kararı uygulayacağız. Ama bu kararı da ben eleştiririm açıkçası. Hem diyor ki Türkiye'dekilerle yani yurt içindekilerle yurt dışındakilerin emeklilik şartları açısından bir benzerlik var. Ama diyor borçlanma bedelini arttırmak eşitlik ilkesine aykırı değil. Neden? Birincisi diyor Türkiye'deki insanlar evet bu 5510 sayılı kanunun 41. maddesi. Ben kafanızı bu maddelerle yormak istemiyorum. Yani diyelim ki askerlik veya doğum borçlanmasında en basit olarak söyleyeceksem. Bu borçlanmalarda bu maddede sayılan şeyler sınırlı. Yani işte askerliği ne kadar yapmışsa o kadarlık. Veya doğum borçlanmasında her çocuk için 2 yıla kadar eğer onda da sigorta ödenmemişse bu süreleri borçlanma hakkı var. Yani sınırlıdır diyor. Ama yurt dışı borçlanmasında istediği kadarını borçlanabiliyor diyor. Yani yurt dışında çalışan çalışma, işsizlik ve ev hanımlığı dönemlerinden istediğin kadar miktarı borçlanabiliyor bu kişi diyor. Yani Türkiye'dekiyle yurt dışındaki aynı değil. Onun için de bu fiyatı arttırmakta hiç problem değil. Bu anayasaya aykırı değil diye bir yorum yapmış ve bu şekilde reddetmiş talebi. Diğer bir argümanı da şu. Diyor ki yurt dışı borçlanma yapacak insanlar bu prime esas kazancının %45'iyle 7,5 katına kadar seçebiliyor. İsterse seçer. Bu şekilde de borçlanmasını yapabilir. Bunun için de bir sınırlandırma söz konusu değildir deyip anayasaya aykırı değil diyor. Yani ne sosyal güvenlik hakkına 60. maddeki ne 62. maddedeki Türk devletinin yurt dışındaki Türk işçilerinin haklarını korumasıyla ilgili mükellefiyetine aykırıdır. Ne de hukuk devleti ilkesine aykırı değildir ki bunların bu kanun değişikliğinden önceki kazanılmış hakları da korunmuş diyor. Diğer bir konu ise işte hepsinin Bağkur kapsamına alınması. Bu da diyor normaldir kardeş diyor. Çünkü diyor burada devlet istediği takdir yetkisi var. Zaten sana himmet etmiş böyle bir şey vermiş. O zaman diyor devlet istediği takdirde bunu Bağkur'a da alır. İsterse SSK'ya alır. Şuna çevirir, buna çevirir. Burada bir dengesizlik yok diyor. Gerçekten de anlamakta zorluk çekiyorum. Yani ben diyelim ki Türkiye'de çalışmışım. 2000 günüm var SSK kapsamında. En son sigortalılık statüm o veya emekli sandığı kapsamında çalışmışım ki ona da geleceğiz. Emekli sandığımı
dan borçlanıp yatırma imkanım varken yok diyor, Bağkur'a döner diyor. Buna da hiçbir şey diyemezsin diyor. Zaten devlet sana himmet etmiş diyor. Ne sesini çıkarıyorsun gibi bir yorum yapmış. Diğer bir konu da bu aylıkların düşürülmesi meselesi. 2001 Ağustos 2019'dan sonra biliyorsunuz tarih seçemediğimiz için son tarihten geriye gidiyor. 2008'den sonraki sürelerde de aylık bağlama oranı olmadığı için düşebildiği kadar düşüyor. 2000 öncesi %70, 2000 ile 2008 arasındaki sürelerde biraz düşüyor aylık bağlama oranı. Ama 2008'den sonraki süreler maaşı, eğer asgariden yaparsanız borçlanmanızı, maaşı yarı yarıya biçiyor. Dolayısıyla beni buraya mahkum ediyor. Son tarihten geriye doğru. Halbuki ben daha öncesi tarih seçebiliyordum. Bu tarihlerde çalıştığım halde ben çalışmışım yurt dışında. Bu benim bir hakkım. Hayır diyor. Zaten devlet himmet etmiş sana. Sesini çıkarma. Ne diyorsa onu kabul et. Bu da anayasaya aykırı değil diyor. Diğer bir konu da emekli sandığından emekli olanların, yani emekli sandığına tabi çalışanların, işte daha önceki bir geçici 5. maddemiz vardı. Oradaki borçlanma türü değişikti. Yani SSK ve Bağkurlulara göre değişikti düzenleme. Bu düzenlemeyi 1 Ağustos 2019'dan sonra bu kanun değişikliğiyle kaldırdılar. Onlar da Bağkur'a dönmüş oldu. Yani sizin en son emekli sandığında çalışmanız artık hiçbir anlamı kalmıyor. Eğer 1260 günden fazla, ki son tarihten geriye alacaksınız, mecburen 1260 günden fazla bir süreniz olursa Bağkur kapsamında ancak 7200 günü veya 9000 günü tamamlamanız söz konusu olacaksa o zaman Bağkur'a dönüyor. Bu durumda da zaten siz emekli sandığı kapsamında emekli olamıyorsunuz. Bu kanun değişikliği. İşte buna da itiraz edilmişti. Bu da bu düzenlemede anayasaya aykırı denilmişti. Aynı mantıkla, aynı gerekçelerle bunu yine Anayasa Mahkemesi maalesef bu söylediğim 24 Mart 2022 tarihli kararıyla reddetti. Yani gurbetçiye bakış açısı hem siyasilerin hem mahkemelerin aynı. Maalesef aynı. Bunu sizinle bu videomda paylaşmak istedim. Panorama News Haber Portalı'nın YouTube kanalında bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.